Sumaklarımızı 2 gün önce sermiştik arkadaşlar. İyice kestiğimiz sapıyla çöpüyle sumaklarımız şu anda kurudu. Şimdi bunu birazdan üstünü Ezeceğiz. katlayacağız. Eskiden yünleri böyle hallaçla şey yaparlardı, döverlerdi. Aynı şekilde bunları döveceğiz. Annem de uygulamalı olarak gösterecek sizlere. Şöyle ucundan tutun. Toz sumak yapacağız. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Şimdi bunu böyle döve döve tanesiyle çöpünü ayıracağız arkadaşlar. Eze de bilir. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar artık taneleri dökülüyor. Böyle bunları iyice eze tanelerini ayıracağız. Çöpleri atılacak. Ondan sonra bu da da değerleniyor. Şurada gördüğünüz genel adı elek, bizim bu yörenin adına göre Halbur. halbur. Hatta türkülerde de duymuşsunuzdur. Halbur olur toprağını eğlerim. İşte o halbur, bu halbur. Şimdi birazdan saplarını ayırdıktan sonra o elekte eleyeceğiz. Tozları dökülecek, taneleri üstte kalacak. Vurmadan böyle daha iyi. Evet, şimdi tanelerin salkımdan ayrılması için Mustafa. Evet, 90 kiloluk bir kuvvet lazımdı. Değil mi? Aynen. Preslemiyorsun Mustafa. Annesinin gücü yetmiyor. Evet, bakın. Az önce şeyle çırptık. Bu hale geldi. Şunları da daha alacağız. Birazdan da kalburla eleyeceğiz. Yeter Mustafa. Dostlar şimdi laf arasında kaynadı. Annem bu sapları da değerlendirdiğini söyledi. Bu saplardan ne yapıyorsun anne? Bunu suya batırıyorum. Böyle batırıyorum, çıkarıyorum. Ondan sonra suyunu alıyorum. Bu artık çöp oluyor. Suyunu aldıktan sonra çok az bir şey, un atıyorum, tuz atıyorum, dama güneşe koyayım sade suyunu. O pekmez kıvamına geliyor, salatada, yemekte kullanıyorsun. Gün pekmezi yani, yapar gibi. Tohumundan, pekmez sapından, çöpünden, her şeyden faydalanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taneler ayrıldı. Tozları deneyeceğiz. Bakın rüzgarın etkisiyle nasıl gidiyor. Şöyle küçük küçük tohumlarını kuruduğu için iyice hafifleşiyor. Kalburla daha da kolay yani olacak bu. Yok, sıkıyor. Bunu da hazır oluyor şişede hemen. Hazırı kullanması daha kolay tabi. Dağlar seni delik delik delerim delerim. Kalbur alır toprağını elerim aman aman. Eylerim aman aman dumanlı dağlar. Sen bir kara koyun ben de bir kuzu, bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim aman aman. Melerim aman aman dumanlı dağlar. Eleme işimiz bitti. Gördüğünüz gibi tozu kaldı. Burada da tane sumaklarımız kaldı. Şimdi birazdan bunu dama çıkaracağız. Annem bunu bileğinde ıslayacak. O güneşte bir 3-5 gün kuruyacak. İyice
mor şeklini alacak, mor rengini alacak. Ondan sonra da onu toz haline getireceğiz. Tabii ki bu sumak işlemi bir günlük bir iş değil arkadaşlar. Yaklaşık 8-9 gün sürüyor. Biz tabii her aşamasını ayrı ayrı çekip sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şimdi şu halbur dediğimiz, diğer yerlerde kalbur diye geçen şeyden bahsedeyim. Bu gördüğünüz şey yaklaşık 60-70 yıllık bir ev aleti. Şu gördüğünüz elek kısmı, ip kısmı keçi derisinden yapılıyormuş. Evet. Eskiden tabi bunlar sırım kullanılıyordu. Sırım. Hani sırım gibi zayıf insan derler ya, sırım gibi, çıta gibi. O ondan kaynaklı. Deri hani eskiden tabaklanırdı, dövülürdü böyle. Sonra onları böyle kesip ip haline aldırıyorlar. Bu şekilde örüyorlar. Gördüğünüz bunlar bulgur gibi. Beğleniyor. İnce bulgur, kalan bulgur. Bunu yapanlardan bahsedelim evet. İstersen. Hani mevsimlik göçer tarım işçileri vardır ya arkadaşlar. İşte Çukurova'da pamuğa giderler, Niğde'de patatese giderler, Nevşehir'de. Karadeniz'de Giresun'da fındığa giderler. Göçer aileler, yani sürekli bir sabit ikametleri olmayan insanlar yapardı bunu. Köylere getirip satarlardı. Tabii bu tamir görmüş. Yani 60-70 yıllık olmasından dolayı illaki güneşte kalıyor, çürüyor, parçalanıyor ya da bıçak değiyor. Çoluk çocuğun eline geçiyor. Onlar oynuyor bunu. Teker diye sürerdik mesela biz böyle çocukken. Bununla oynardık. Böyle bir tarihçesi var. 60-70 yılı var ama hala günümüzde kullanılıyor. Gene bir tamir istiyor Mustafa. Şuradan bunu bir tamir edelim seninle. Toz sumak yapmak için eledik halburdan. Şimdi su atacağız. Islanacak bu birkaç gün. Bu ıslandıkça kızarmaya başlayacak güneşte. Daha sonra döveceğiz. Toz sumağın o bordo mor rengini alacak arkadaşlar. Ondan sonra eleyeceğiz bunu. Ezeceğiz iyice, toz haline gelecek. Artık o saatten sonra mutfaklarda kullanabileceğiz. Salatalarda, hele soğan salatasında harika. Orası öyle mi? Soğan salatasının vazgeçilmezi. Şimdi bu kaç gün kuruyacak anne burada? Bu havanın sıcaklığına bağlı. Belki yarın da olabilir. Bu suyunu çekmesi gerek. Kızaracak. Kızarmasına ve suyunu çekmesine bağlı. Şimdi şöyle gösterebilirsem dostlar. Şimdi bunu ıslatmamızın amacı şu. Dışındaki kabuğu suyla şişecek. Ve şu gördüğünüz çekirdekten ayrılacak. Bu gördüğünüz çekirdek çok sert. Hatta taştan bile sert. Kıramazsınız. Şu gördüğünüz kabuğu suda iyice şişecek. Yumuşayacak. O dediğimiz bordo rengi, mor rengi alacak. Bu vaziyette çekirdeğinden kolayca ayırıp şu gördüğünüz kabuğunu toz haline getireceğiz. İşlemi bu kadarmış. Şimdi saplarımızı ıslatacağız. Daha önce de bahsetmiştim Mustafa. Bundan nar ekşisi gibi ekşi elde edeceğiz. Ziyan olmasın diye ıslatıyoruz. Arkadaşlar, köyde israf diye bir şey yok. Her şeyden faydalanılıyor. Şimdi bu gördüğünüz toz ve saplar İçinde barındırdığı ekşi tadı suya verecek. Suyu da güneşte biraz kurutacağız. Bildiğiniz nar ekşisi gibi. Ama tabi tadı sumak olacak. Şimdi salatada kullanabilirsin yemeklerde. Biz burada basalla yaparız. Basalla da ekşili aşlarda. Yani bizim burada ekşili yemekler meşhurdur arkadaşlar. Her şeyin, otun, patlıcanın, çağla, bu bademin yani genç hali olan çağladan bile yemek yapıyoruz. Ekşili bir yemek. Her şeyde kullanılıyor. Bu kadar çok şey yapmayacağız. Çünkü fazla beklettiğimiz zaman acı oluyor. Sap olduğu için acımsı oluyor biraz. Yani 5 dakika bile karıştırmadın anne. Bu yetiyor mu şimdi? Yeterli. Şöyle size manzarayı da göstereyim. Güneş ışınları öyle bir açıyla geliyor ki etraf çok canlı görünüyor.
Ve bunlar artık posa. Bunlar da değerlendiriyor musun anne? Yok, bunlar hayvanlar da yemiyor, bir şey olmuyor. Peki kurutulsa çalı gibi bir şey ateş. Çok dumanlı çıkıyor bunu. O zaman bu artık çöp oldu. Evet. Dumanlı çöp oldu. Yakacağımız şeylerin içine atıp yakıyoruz. Faydalanamıyoruz bundan. Dumanı çok çıktığı için ekmeğin altında veya sobada yakamıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun rengi direkt değişti zaten. Yani içinde 3 dakika ya kaldı ya kalmadı. Hemen suyun rengini değiştirdi. Şimdi ne yapıyorsun anne? Şimdi süzeceğim. Süzekten süzeyim. O da işler biraz hem hızlı gidiyor hem de işte kaplar falan çok çıkıyor. Ondan ona, ondan ona. Sen Mustafa sen şöyle tut, benden boşaltayım. Şöyle suyun rengini bir göstereyim. Bundan bir küçük şişe elde edeceğiz. Şimdi süzme işlemi de tamamlandı. Bunu artık güneşe koyuyoruz. Un atacağım. Daha işlem varmış. Şurada un var arkadaşlar. Bu da kıvam vermek için değil mi anne? Kıvam vermek için değil. Bu yüzündeki ufak şeyler var ya. Onların tabana çökertmesi. Sadece duru suyunu çıkartması. Bunun şeyi bu. Çökertiyor dibine. Enteresan bir bilgi daha. Bu un eridikçe tabana çöküyor. Bunlar da içindekileri de çöküyor tabi. Sadece içme suyu gibi içme tertemiz olacak. Ondan sonra güneşe koyacağız. Güneş de katılaşacak kendi halinde. Hiç başka bir işlem yapmayacağız. Evde sumak yapma faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet şunu göstereyim arkadaşlar. Bu geçen hazırladığımız toz sumak olacak. Sumak tanelerimiz gördüğünüz gibi rengi artık dönmeye başladı. Bunun kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada da un üzerine un döküp de çökerttiğimiz sumak suyunun eşkisi bulunuyor. Şimdi annem onu süzecek. Suyunu alacağız böyle. Bu kendi kendine olacak. O akar. Şimdi şurada görebiliyorsanız arkadaşlar tortular hep dibinde kalmış. Biz bu yüzündeki saf suyu, duru suyu alacağız. Suyumuzu böyle ayrıştırdık. Artık bu havanın sıcaklığına göre burada iyice kıvam alacak. El yapımı sumak ekşimizin artık son evresine geldik. Gördüğünüz gibi rengi iyice döndü. Bordo rengini aldı. Bir haftadır işleme devam ediyorduk. Gördüğünüz gibi eski usul tahta dövek ve bizim burada havan dediğimiz havanla iyice eziyoruz. Şimdi şunu göstereyim. Bu sumağın dallarından, sapından annemin yaptığı sumak ekşisi. Şöyle görebiliyorsanız nar ekşisi pekmez kıvamında. Bunun bir çay kaşığının ucuyla bir salataya yetecek keskinlikte bir şey bu. Tadı gerçekten çok keskin. Dediğim gibi bir çay kaşığının ucuyla salataya koyarsanız salatanızı epey ekşi yapar. Şimdi burada dövme işlemi devam ediyor. Şöyle göstereyim. Çekirdekleriyle bu bizim kullanacağımız sumağın dış kabuklarının ayrılma evresi. Çekime başlamadan önce şurada ayrılma işlemini yaptık. Bunlar gördüğünüz
sumağın içindeki çekirdekler. Son olarak Coşkun abi elemeyi göstersin size. Alttan nasıl dökülüyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toz sumağımız böyle alta dökülüyor. Arada bir şöyle de karıştırıyoruz ki sumağın kabukları hafif olduğu için üstte kalıyor. Biz bunu böyle alt üst ediyoruz. Ters yüz ediyoruz. Çekirdekler üstte. Sumak, toz sumak altta arkadaşlar. Bir köy günlükleri videosunun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Bir sonraki köy günlükleri videosunda görüşmek üzere.